Her zamanki gibi FB yapmaya Kısırkaya'ya geldik. Hava güzel, güneşli bir gün var. Rüzgar nispeten az. Dolayısıyla bir iki test uçuşu yaptıktan sonra uzun mesafe denemeye karar verdim. Skyhunter uçağını kullanarak 2 pil ile toplam 4500x2 9000 mAh ile uçmak için havalandım. Kısırkaya plajını geçtikten sonra yaklaşık 3850 metreye geldim. Birkaç uçak aynı anda uçuyorduk havada. Yani bir iki UFS sistemi vardı. Dolayısıyla sorun yaşamaya başladım ve uçak return to home moduna girdi. Yani fail safe'e girdi. O nedenle ben de çok zorlamayıp geri dönmeye karar verdim. Sabahtan bizimle uçan Bülentler sonrasında plaja yüzmeye gittiler. Plajın üzerinden bir geçtikten sonra ana kalkış noktamıza doğru yola çıktım. Uçak geriye dönerken herhangi bir sorun yaşatmadı. Yani yaklaşık 3000 metreden geri dönüşte herhangi bir failsafe girme durumu olmadı. Dolayısıyla biraz tur attım pili bitirmek için. Çünkü yaklaşık 9000'lik pilim vardı. Plaja geldiğimde 2168 harcamıştım. MF'de yani My Fly Dream anten takip cihazı kullanıyordum. Bu nedenle rahatlıkla arkamıza doğru da uçabiliyordum. Üste geldikten sonra yani kalkış noktamıza geldikten sonra Kısırkaya yoluna doğru geri gitmeye başladım. Yolu çekecektim aslında. Buraya gelenler için kolay bir rehber olması açısından. Fakat bir noktada uçağın kontrolü kayboldu ve ormanın içine düştü. Tabii hemen kayıttan GPS lokasyonuna bakarak neresi olduğunu bulduk. Aşağı yukarıda orası olduğunu biliyorduk ve iki araba yola koyulup uçağı aramaya başladık. Evet, FPV sonucu düşen uçağımızı bulduk gibi. Ben bir parçasını aldım. Çok çalılı bir yerde. Bir yerde dikenli teller var. Dikenli tel değil de sarmaşıklar. Görüyorsunuz bakın gri.
Sesi de duyuluyor. Şurada kanadı gözüküyor. Zaten sadece elektronikleri toplayabileceğiz büyük ihtimalle. Çünkü uçağın geri kalanı patladı gibi. Bu bir Skyhunt uçağı. Diğer ekip de yukarıdan geliyor. Gel abi şimdi. Sen giderken yere ekmek kırıntılı atsaydın. Kanseri bir ekmek. Geliyor musunuz? Geliyor. Aa, dur bakalım. Dur bakalım. Burada bir manda öldüren var. Geçin abi. Bu uçaktan geriye sadece elektronikler kaldı. Diğer kısmın büyük kısmı hasar gördü ama motordan servolara, OSD'den video vericiye bütün elektronik sistemi kurtarmış oldum. Bizim için değişik bir macera oldu aynı zamanda.